Merhaba arkadaşlar, English at Chat with Bahar Şahin adlı İngilizce öğrenme kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde yine bunları biliyor muyuz diye test edeceğiz. Günlük hayatta doğal İngilizce konuşurken bize çok gerekli olan ama ne yazık ki B1, B2 kurslarını bitirmiş kişilerin bile hatta C1, C2 diye iddialı konuşabilirim. İngilizcem çok iyi diyen kişilerin bile bilmediği bazı çok gerekli, basit ifadeleri öğreneceğiz. Geçmiş olsun. Hasta olan bir arkadaşımıza nasıl geçmiş olsun deriz. Kanada'da yaşayan bir öğrencim İngilizce konuşabiliyor. Gayet akıcı bir şekilde bir Kanadalı arkadaş hasta olduğunda "Hocam inanır mısınız öyle susup kaldım, çok ayıp oldu, geçmiş olsun diyemedim" demişti. İşte İngilizce iyi konuşsak, konuştuğumuzu düşünsek bile bu tarz ifadeleri bilmiyorsak, böyle durumlarda sessiz kalıyorsak gerçekten çok ayıp olabilir karşı tarafa. Bu yüzden bunları öğrenmemiz gerekiyor. Geçmiş olsun, get well soon. Get well soon. Get better soon. Amerikan İngilizcesiyle söylersek get better soon diye söyleyebiliriz. Kolay gelsin. Aslında onlar da çok sık kullanılan bir ifade değil ama hani kolay gelsin ne demek diye çok merak eden öğrencilerim olmuştu. Birçok kişi bunun İngilizcesinin olmadığını iddia etmişti. Bu yüzden kolay gelsin demek için more power to you. Gerçekten emek, çaba, güç gerektiren bir iş yapan birisine beynen veya bedenen more power to you diyebiliriz. Yolun açık olsun. Godspeed. Godspeed. Yolun açık olsun. Tabii iyi tatiller ya da iyi yolculuklar vesaire dedikten sonra da bunu söyleyebiliriz. Mesela iyi yolculuklar diyeceksin. Have a nice journey ya da have a nice trip dedikten sonra Godspeed diyebiliriz. Sağlıcakla kal. Vedalaşırken mesela en çok kullanılan ifade take care. Uzatmıyorlar onu take care of yourself diye. Take care veya take good care. Kendine iyi bak demek. Ardından peace out diyebiliriz. Veya sadece peace out, bye diyebiliriz. Sağlıcakla kal. Özellikle pandeminin bütün dünyayı sardığı bu dönemde vedalaşırken söylenebilecek en güzel ifadelerden biri diye düşünüyorum. Allah korusun bir yakını vefat etmiş birisine başın sağ olsun veya başınız sağ olsun derken my condolences to you. My condolences to you diyoruz. Başın sağ olsun veya başın sağ olsun derken. Bu arada Türkçe'de de sağ ol kelimesi ayrı yazılır. Başın sağ olsun derken de tabii ki ayrı yazılır ama normalde teşekkür ederken sağ ol diyoruz ya, sağ ol, o da ayrı yazılır. Ben böyle bir şeylere takık bir öğretmen olarak bunu da belirtmek istedim. İyi ki varsın demek için karşınızdaki size iyi şeyler yapıyor, yardımcı oluyor, çok kibar davranıyor veya hayatınızdaki varlığından çok mutlusunuz. Güzel şeyler söyleyip moralinizi düzeltiyor, size destek oluyor. İşte böyle kişilere bless you diyoruz. Bless you. Bless you da denebilir. Bless you da diye denebilir. Daha çok İngilizler bless you, bless you diyorlar. Amerikalılar bless you. You değil yalnız bak, dümdüz bless you değil. You böyle alttan yukarıya doğru çıkıyor. Bless you. Bless you. Evet. Sağ ol derken işte geldi gene sağ ol ayrı yazılır. Cheers diyoruz. Otelde resepsiyonda çalışırken Kuzey İngiltere'den bir müşterimiz vardı. Anahtarlarını verdiğinde cheers deyip gitmişti. O zaman daha üniversite hazırlıkta okuyordum. Allah Allah dedim, hani niye cheers dedi ki? Ben cheers'i şerefe olarak biliyordum. Kadeh kaldırırken de cheers denir. Ama adam anahtarı alınca bana döndü gülümseyerek cheers dedi. O zaman öğrenmiştim sağ ol anlamı var. Teşekkür etmek için samimi ortamlarda kullanılıyor. Buna cevap olarak da ne dersin? No worries. En yaygın olan. No worries. Burada you're welcome çok fazla kibar kaçabilir. O çok samimi bir şekilde sana cheers diye teşekkür ediyor. Sen de no worries veya no problem diyebilirsin.
Önden buyurun diyeceksin mesela birisine. Asansördesin, asansöre girmek üzeresin veya bir kapıdan çıkmak üzeresin. Sadece please diyebilirsin, elinle böyle işaret ederek. After you diyebilirsin veya you first diyebilirsin. Önden buyurun, please. After you veya you first. Karşınızdakine hal hatır sormanın bin çeşidi var. En yaygını how you doing? How you doing? Yazarken how are you doing diye yazılır. Bunu çok sık kullanıyorlar. How you doing? Doing well diye cevap veriyorsun. Pretty good diye cevap verebilirsin. Pretty diye okuduğunda American. Pretty good diye okuduğunda British olur. Ama bunun dışında özellikle İngilizlerin çok sık kullandığı Have you been up too much? Have you been up too much? Bunun başındaki have'i atabiliyorlar. You been up too much? You been up too much? Veya you'yu da atabiliyorlar iyice kestirme. Been up too much? Been up too much? Yani son zamanlarda neler yapıyorsun, ne var ne yok anlamı veriyor. Buna cevap olarak da tabii not much diyebilirsin. Çok da bir şey yapmıyorum. Not much. Veya nothing new diyebilirsin. Yeni bir şey yok, bildiğin gibi anlamında. Şimdilik her şey yolunda. Mesela nasıl gidiyor diye sordu. Bir proje üzerinde çalışıyorsunuz. Şimdilik her şey yolunda diyeceksin. Hiç lafı uzatmaya gerek yok. Bunun için de bir şey bulmuşlar. So far so good. So far so good diyorsun. Yani şu ana kadar bir problem yok. Şimdilik her şey yolunda anlamı veriyor. Birisiyle karşılaştığın yolda konuşuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz ama gitmen gerekiyor ve bunu karşı tarafı incitmeden yapmak istiyorsun. Hemen topu karşı tarafa atıyorsun. Neyse ben sizi tutmayayım deyip oradan lafı bitirip ayrılmak amacıyla Anyway I won't keep you. Anyway I won't keep you deyip vedalaşıp ayrılıyorsun. Neyse ben sizi tutmayayım. Herhangi bir şeyin çok ucuz olduğunu anlatmak için sudan ucuz derken özellikle turizm sezonu açılıyor. Turizmde çalışacak arkadaşlar, herhangi bir şey satmak isteyen arkadaşlar turistlere sudan ucuz derken it's a steal diyebilirler. It's a steal ve bunu dediklerinde de şaşırtırlar zaten karşı tarafı. Vay hani bu kişi diğer herkesten farklı konuşuyor. Bu ifadeyi nereden biliyor deyip dönüp bakar zaten mutlaka karşı taraf. It's a steal diyebiliriz sudan ucuz anlamında. Tabii bunlar deyim olduğu için kelime kelime çevirmeyeceksin. It is ne demek? Burada ne anlam veriyor? Steal aslında çalmak demek. Ne alaka diye düşünmeyeceksin. Bu benim ilk videodaki It's not my cup of tea'ye benzemesin lütfen. Belki 50 bin tane yorum geldi yani. İşte orada cup diyor, tea diyor. Neden bunu böyle çevirdik? Bu benim tarzım değil dedik. Bu benim fincan çayım değil demek değil mi bu falan diye. Artık inanın tek tek açıklama yapmaktan çok yoruldum. Deyim dediğimiz şey zaten kelime kelime çevrilmez. Biz mesela Türkçe'de iki ayağım bir pabuca girdi deyince hakikaten iki ayağımızı bir ayakkabının içine mi sokuyoruz? Yani deyim bunlar. Kelime kelime çevirmeyeceğiz. It's a steal. Sudan ucuz anlamı veriyor. Karşımızdakine içecek bir şey isteyip istemediğini sorarken samimi bir şekilde ve kısa yolla. Yani tabii ki bir sürü şekilde sorabilirsin. Would you like yapısını bunun için yapmışlar. Would you like to drink something? Ya da would you like something to drink diyebilirsin. Ama daha kestirmesi var. Daha samimi, daha doğal. Fancy a drink. İçecek bir şey. Fancy a drink diyebilirsin. Fancy fiil olarak kullanıldığında istemek, want anlamında. Fancy a drink diyebilirsin. Want a drink de diyebilirsin tabii ama fancy daha şık durur. Fancy'nin diğer anlamı da şık zaten. Mesela a fancy restaurant. Ama hani kıyafet olarak değil de böyle lüks yerleri anlatırken kullanılır. A fancy hotel. A fancy cafe. A fancy restaurant. Şık bir restoran, şık bir kafe, şık bir otel derken de kullanılır. Ama fancy drink burada fiil olarak kullanıyoruz. İçecek bir şey ister misin anlamında. Sana ne derken birisine mesela what is it to you? What is it to you? Sana ne yani hani seni ne alakadar eder? Alakadar eder derken what is it to you diyoruz.
Helal olsun. Tabii bunun kelime kelime karşılığı İngilizce'de elbette yok. Buna benzer bir sürü ifade var. Ama helal olsun'un bence tam karşılığı İngilizce'de düşünecek olursam thumbs up. Thumbs up yani baş parmak demek. Thumbs şu hani zafer işareti var ya baş parmağımızla yaptığımız. Thumbs up dediğimde bravo, tebrikler, helal olsun anlamı veriyor. Bunun yerine mesela keep up the good job çok kullanılır. Keep up the good job. Aynen hani aynen devam et, çok iyi gidiyorsun falan anlamında söylenecek bir sürü şey var. Kısaca good job denebilir. Well done denebilir. Bravo, helal olsun derken ama thumbs up çok sık kullanılır. Nerede bende o şans derken I should be so lucky diyoruz. Hatta dünyaca ünlü muhteşem sanatçı Kylie Minogue böyle bir şarkısı var Kylie Minogue'un. I should be so lucky, nerede bende o şans. Birebir çevirmeye kalktığında çok şanslı olmalıyım diye çevriliyor ama sakın öyle çevirmiyoruz tabii. Bu da bir deyim. I should be so lucky, 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 lucky. Şahane sesimle. Kylie Minogue şarkısı söylemek ne haddime tabii de. O şekilde bir şarkısı var Kylie Minogue'un. I should be so lucky, nerede bende o şans demek. Şimdi karşımızdakine hal hatır sorduk. Orada muhabbet birazcık böyle şey oldu. Sekteye uğradı, bir sessizlik oldu. Dağda deriz ya bize. Dağda nasılsınız falan gibi lafı uzatmak için, uzatma çabasıyla. So what else is new? So what else is new? Nasılsın dedin, iyiyim dedi. O sana sordu, sen de iyiyim dedin. Teşekkür ettiniz, böyle kaldınız. Hemen olayı böyle şey yapmak için, kurtarmak için durumu. So what else is new? Diyebilirsin. Daha hani başka ne var ne yok anlamı verir. Yaşasın diye sevinirken yay diyoruz. Çok tatlış bir ifade. Yaşasın oley derken yay. Yazı dilinde de kullanabilirsin, söyleyebilirsin de yay diye seviniyoruz. Herhangi bir şey için mesela nasıl olur ya derken how come diyebilirsin, kestirme. How come? Nasıl olur anlamı veriyor. How come'ı uzun olarak soru sözcüğü şeklinde kullanmak istersen arkasından yalnız bu soru sözcüğü olmasına rağmen düz cümle geliyor. Bu da ilginç. Sadece how come'a özel bir durum. Soru sorar gibi devam etmiyorsun. How come ne diyelim mesela, nasıl olur da o bu partiye gelir diyelim mesela. O bu partiye geldi. Hani dün akşam biliyor musun Recai partiye geldi. Nasıl olur da bu partiye geldi ya? Hayret falan diye şaşıracaksın. How come Recai came to the party last night? Nasıl oldu da geldi derken. How come he came to the party last night? Bak düz cümle gibi söylüyorsun. Did he come diye soru gibi söylemiyorsun yani. How come da bu şekilde. Birisi size bir şey ikram etti. Ben almayayım, teşekkürler diyeceksin. I'm fine, thanks diyebilirsin. I'm all right, thanks diyebilirsin. Ya da I'm okay, thanks diyebilirsin. Ya da sen birisine bir şey ikram ettin mesela. Karşı taraf I'm all right, thanks derse Allah Allah ben hal hatır sormadım ki niye şimdi iyiyim, teşekkürler diyor şeklinde düşünme. İkram edilen bir şeyi kibarca reddederken I'm fine, thanks, and I'm alright, thanks, I'm okay, thanks deniyor. Anlaştık demek için deal diyoruz. Sadece deal. Mesela saat 3'te orada ol, tamam mı? Tamam diyorum ben de sana. Sözleşiyoruz. 3'te orada buluşacağız. Deal diyorum. O da deal diyor. Bitiriyoruz konuşmayı. Anlaştık anlamı veriyor. Memnuniyetle derken with pleasure. With pleasure diyoruz. Herhangi birisi sizden bir şey rica etti. Tabii ne demek memnuniyetle. With pleasure diyoruz. Herhangi bir şeyde mesela bir öneri geldi karşı taraftan. Şöyle yapalım mı dedi. Ben varım diyeceksin. Bana uyar, ben varım. I'm in. Count me in. Beni de sayın yani, ben varım. I am in ya da count me in diyorsun. Hafta sonu tekne gezisine gidelim mi diyor mesela. Shall we go tekne gezisi Kuşadası'nda olsun mesela. Shall we go on a boat trip on Saturday diyelim. O da desin ki I'm in, count me in.
Birisi size hal hatır sorduğunda idare eder demek için can't complain. Yuvarlanıp gidiyoruz işte. İşte idare eder, şikayet edemem yani. Fena değil anlamında çok sık kullanılır. Can't complain. Tabi American söylerse can't, can't. Can't değil ama can't, can't complain. British söylerse can't complain, can't complain. Denemeye değer diyeceksin herhangi bir şey için. Worth a shot, worth a shot. Denemeye değer anlamı veriyor. Mesela ne diyelim, hiç bungee jumping yaptın mı hayatında diyor işte. Have you ever done bungee jumping in your life? No, I have never done it diyorsun. Hiç yapmadım. Wow, it's worth a shot. Worth a shot. Denemeye değer. Bir şey söylerken demin mesela benim oldu tekne gezisi muhabbetinde kafam gitti. Bir anda diyeceğimi unuttum derken. Kafam gitti diyeceğimi unuttum. Böyle bir kal gelir ya bazen insana. I have a mind blank. I'm sorry, I have a mind blank. Böyle deyip durumu kurtarabilirsin en azından. Diye kalmaktansa diyeceğini unuttun derken sorry I have a mind blank. Sorry I have a mind blank diyoruz. Bunlar bizi böyle kurtaracak ifadeler zor durumda kalmamak için. Çünkü onlarda böyle susarak gülümseyerek tepki vermek yok. Hani mesela özellikle birisi teşekkür ettiğinde sadece gülümseriz ya biz. Rica ederim demek zorunda hissetmeyiz kendimizi. Gülümseriz, gözlerimizi kırparız falan böyle samimiyet göstergesi olarak. Onlarda böyle hareketli ve işaretler yok. Onlara böyle yaptığınızı anlamazlar yani. İlla ki sözlü olarak cevap vermek zorundasın. Thank you diyen birisine karşı bile asla sessiz kalmamalıyız. Büyük kabalık olarak kabul edilir. You're welcome, you're very welcome. No worries, no problem. Hani hiçbir aklına gelmiyorsa no problem de. Gene gülümse ama sessiz kalmıyoruz. Aynı şekilde diyeceğimiz bir şeyi unuttuk mesela böyle kalmıyoruz yani o sessizlik öldürücü. Hani birkaç saniye bile böyle bin asır gibi gelir ya insana toparlayamazsın ne diyeceğini. Öyle durumlarda işte I have a mind blank sorry dediğinde zaten çok şık bir şekilde kendini oradan kurtarmış oluyorsun. Yani İngilizcem yetmediği için susmadım ya kafam gitti diyeceğimi unuttum yani. Ha karşı tarafa da güven veriyor. Vay arkadaş ne güzel her şeyi nasıl cuk diye yerinde kullanıyor. Nerede öğrenmiş acaba İngilizceyi diye düşündürtürsünüz. Birisi size bir şey yapmanızı istiyor mesela sizden. Bu iş bende olmuş bileceksin. I'm on it. I'm on it. Consider it done. I'm on it. Bu iş bende. Consider it done. Olmuş bil. İşte birisi soruyor sana ne istesin mesela senden. Dosyaları düzenledin mi desin. Now I haven't yet but I'm on it. Hayır henüz düzenlemedim ama bu iş bende. Consider it done. Karşı tarafı rahatlatan ifadeler. Geldik bugünün deyimine. Today's idiom. That makes two of us. Çok sık kullanılan bir ifadedir. Al benden de o kadar demek. Yani sürekli böyle papağan gibi birisine katılmak için I agree denmez. Her durumda I agree denmez. Yani o yüzden mesela bu tarz şeyleri öğrenmemiz bizi doğal İngilizce konuşturur bizi. Yani gerçekten İngilizceye hakim olduğumuzu düşündürtür karşı tarafa. Ve kalitemiz direkt hani İngilizce seviyemiz artar bir anda. I don't trust anybody diyor mesela. Hiç kimseye güvenmiyorum. Sen de diyeceksin ki that makes two of us. Al benden de o kadar. Şimdi burada mesela I agree with you denmez. Tuhaf kaçar yani ben katılıyorum. Tuhaf kaçar. Neye katılıyorsun? Kimseye güvenmiyorum diyor. Neye katılıyorsun yani? Hani hiçbir şey diyemiyorsan ben de güvenmiyorum dersin. Me either dersin. Ama kalkıp da burada I agree demezsin. Ama şimdi bak tam burada böyle bir cümlede cuk oturacak cevap. I don't trust anybody that makes two of us. Kimseye güvenmiyorum. Al benden de o kadar. Belli ki bayağı ikisi de kazık yemiş. Bayağı şey yaşamış. Evet bunlara mutlaka çalışın. Gerçekten çok faydasını göreceksiniz. O hani konuşmalarda böyle katılıp kalma, sessiz kalma, akıcılığı katletme durumlarını önlemek için hayat kurtaran bu ifadeleri öğrenirsek gerçekten boşluklar dolmuş olur. Sağlam bir gramer altyapısı, yanına böyle günlük ifadeler,
Ve bol tekrar, yüksek sesle bol bol tekrar yaparak çalışırsak bu iş olur. Yaza az kaldı. Mutlaka hepimizin illaki konuşacağı birileri vardır. Yani Türkiye'mizin her tarafına çünkü turist gelebilir eğer şu pandemiden bir kurtulursak. O yüzden bence İngilizceye merakınız varsa, geliştirmek istiyorsanız da cesur olun. Asla korkmayın. Parçalasan bile, katletsen bile o anda İngilizceyi mutlaka konuş. Bir katledersin, iki katledersin, üçüncü de illaki olur arkadaş bu iş. Ama böyle susup pısıp çekinirsen, katılıp kalırsan olmaz. Yani gerçekten korkmayın. Onlar sizi bir yanlış yapar, hani çok bariz büyük bir yanlış yaparsanız zaten düzeltirler. Bir de dua etsinler arkadaş, onların dilini öğreniyoruz, konuşuyoruz yani. Madem Türkiye'ye geldin, sen Türkçe öğren demiyoruz adama. Bunun da kıymetini bilsinler bir zahmet. O rahatlıkla konuşun yani. O niye Türkçe bilmiyor ona bakarsan, o niye Türkçe konuşmuyor madem Türkiye'ye kadar gelmiş. Bu mantıkla düşünüyoruz, bu mantıkla çalışıyoruz, asla korkmuyoruz ve İngilizce konuşuyoruz. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.